Bolu Valiliği toplantı salonunda düzenlenen ve Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yurtseven, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Güzel, Bolu Emniyet Müdürü Mustafa Kızılkaya'nın da hazır bulunduğu bilgilendirme toplantısında Bolu Valisi Aydın Baruş, kamu kurumlarından görevden uzaklaştırılan personelle ilgili bilgi verdi. Vali Barış yürütülen operasyonlarda 615 kişinin görevden uzaklaştırıldığını belirterek rakamlarla konuya açıklık getirdi. Vali Baruç Fethullahçı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında mülki idare eden 3, Bolu Valiliğinden 13, Bolu Belediyesinden 14, Göynük Belediyesinden 1, Karacasu Belediyesinden 1, Bolu Milli Eğitim Müdürlüğünden 215, İl Sağlık Müdürlüğünden 24, Kamu Hastaneler Birliğinden 52, Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığından 3, Abanti İzzet Baysal Üniversitesinden 63, Bolu Adliyesinde görevli hakim ve savcılardan 20, Adliye Personelinden 9, İl Jandarma Komutanlığından 8, Bolu Emniyet Müdürlüğü'nden 87, İl Özel İdaresi'nden 15, Bolu İl Müftülüğü'nden 28, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden 4, Basın İlan Kurumu Şube Müdürlüğü'nden 1, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden 3, İşkur Müdürlüğü'nden 1, SGK İl Müdürlüğü'nden 7, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden 1, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nden 5, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden 4, Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü'nden 2, Gıda Tarım ve Hayvancılık Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nden 8, Gümrük Müdürlüğü'nden 1, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nden 1, İl Dernekler Müdürlüğü'nden 1, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden Defterdarlık'tan 2, Orman Bölge Müdürlüğü'nden 8, Batı Karadeniz Orman Araştırma Enstitüsü'nden 1, Meteoroloji Müdürlüğü'nden 1, Karayolları 41. Şube Şefliği'nden 3, Tarım Kredi Kurumu'ndan 1 olmak üzere genel toplamda 615 kişi görevden uzaklaştırıldı ifadelerini kullandı. Bilgilendirme toplantısında FETÖ soruşturmaları kapsamında 10 şirkete denetim kayyumu atandı. 43 kişinin de mal varlıklarına tedbir konulduğunu belirten Vali Baruş, soruşturmanın detayları hakkında bilgi verdi. Vali Boruş 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsünü gerçekleştiren Fethullahçı terör örgütüyle ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında Bol genelinde haklarında terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirmesi yapılan 615 kamu görevlisinin görevden uzaklaştırıldığını, bunlarla ilgili idari ve adli soruşturmaların devam ettiğini aktardı. Barış soruşturma kapsamında 439 kişi hakkında adli işlem yapıldığını, 167 kişinin tutuklandığını, 144 kişinin adli kontrol şartıyla 70 kişinin savcılık tarafından serbest bırakıldığını, firari olarak 58 kişinin arandığını ve göz altında bulunan şahıs olmadığını belirtti. Bolu genelinde 4 özel okulun kapatıldığını söyleyen Boruş, Özel Fatih İlkokulu'na hazine tarafından el konularak Milli Eğitim'e devredilmiş olup bu okulumuz 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu olarak faaliyet gösterecektir. Özel Fatih Ortaokulu da Milli Eğitim'e devredildi. Akşemseddin İmam Hatip Ortaokulu olarak faaliyet gösterecek. Diğer okulların donatım malzemelerine el konuldu ve Milli Eğitim'e devredildi. 7 özel yurt kapatıldı. Yurtlardan bir tanesi kredi yurtlar kurumuna devredilirken 3 yurtla ilgili dava açıldı. İki yurdun taşınır mallarına el konulurken diğer bir yurda da hazine tarafından el konulmuştur. Öte yandan bir kreşte kapatıldığı şeklinde konuştu. Baruş ayrıca Bolu'da faaliyet gösteren 6 derneğin kapatıldığını, derneklerin taşınır ve taşınmaz mallarına, hazine tarafından el konulduğunu kaydetti. Soruşturmaların genişletilerek devam ettiğini söyleyen Vali Boruş, soruşturmalar kapsamında 10 şirkete denetim kayyumu atanırken, 43 kişinin de mal varlıklarına tedbir konuldu, soruşturmalar devam ediyor dedi.